kalmıştı. Şimdi onun aynı zamanda cezaevi arkadaşı da olan bir milletvekiline döneceğiz. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir Ankara'da yayınımızda. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Başınız sağ olsun Sayın Taşdemir. Teşekkür ederim. Halkımızın başı sağ olsun. Efendim, 3 Kürt kadın siyasetçinin öldürülmesini konuşuyoruz. Partinizden pek çok milletvekili eş genel başkan düzeyinde de bunların infaz olduğuna dair görüşlerini, düşünceleri, ellerindeki bulguları paylaştılar. Sizden de bir değerlendirme alalım. Siz bu 3 kadın siyasetçinin öldürülmesine dair neler söyleyeceksiniz ilk olarak? Tabii arkadaşlarımız da ifade ettiler. Aslında ayın 4'ünde pazartesi günü saat 7'den itibaren bizim takip ettiğimiz bir olaydı. Olaylar nasıl geliştiğini arkadaşlarım ifade etti. Şu açık ve net ifade etmek gerekir ki 3 arkadaşımız da infaz edildi. Bilerek, isteyerek hedef seçildiler. Sizler de biliyorsunuz sokağa çıkma yasaklarının ilan edildiği günden itibaren Kürdistan'da aslında bir vahşet yaşanıyor, bir trajedi yaşanıyor. Hukuk ayaklar altına alınmış, sivil halka karşı bir savaş yaşanıyor. Ciddi anlamda Esedullah olarak tanımlanan ismini bilmediğimiz yasa dışı bir şekilde vahşice halka saldırılmakta. Ciddi bir kin ve nefretle aslında bu saldırılar gerçekleştirilmekte. Bu anlamda da bir açık ifade etmek gerekirse bir kadın düşmanlığı ve Kürt düşmanlığını biz görebiliyoruz bu saldırılarda. Arkadaşlarımız şahsında da aslında yaşanan budur. Dolayısıyla biz bu katliamı, bu infazın çok tesadüf olmadığını, Kürt kadınlarına özellikle özgürlük çizgisinde direnen, mücadele eden, bu uğurda yaşamını feda eden, bu uğurda yaşamı mücadeleyle dolu olan kadın arkadaşlarımıza yönelik bu infazlar tesadüfi değildir. Sizler de biliyorsunuz 9 Ocak'ta 3 yıl önce Paris'te böyle bir katliam yaşanmıştı. Bu katliamı 9 Ocak 3 gün kala aynı benzer bir şekilde Silopi'de 3 arkadaşımız katledildi. Dolayısıyla biz bu katliamlar üzerinden aslında hem topluma hem kadınlara da mesaj verildiğini düşünüyoruz. Çünkü kadın mücadelesinden korkuyorlar. Kadın mücadelesinin yarattığı değerlerden, demokratik değerlerden, barış değerinden, demokrasi değerinden, toplumu özgürleştirme değerinden korkuyorlar. Bu zihniyeti alt edecek, bu zihniyete kaybedilecek tek çizgi. Kadın öncülüğünde direnen, direnişi geliştiren çizgidir, kadın çizgisidir. Ondan kaynaklıdır ki aslında pervasızca kadınlar hedef alınmakta. Öyle bir durum yaşanıyor ki aslında hiçbir ayrım gözetmeksizin 12 yaşındaki Binevş de öldürülebiliniyor. 54 yaşındaki Taybet de öldürülüp 7 gün cenazesi sokakta bırakılabiliniyor. Ve benzer bir şekilde politik mücadele içerisinde olan, kadın mücadelesi içerisinde yer alan, partimizin kademelerinde çalışan, siyasi kimlikleri bilinen kadınlar da açıkça hedef alınıp katledilebiliniyor. Biz bu zihniyeti aslında biliyoruz, tanıyoruz. Nereden tanıyoruz? Rojava'dan tanıyoruz. Sizler de biliyorsunuz Rojava'da kadın önceliğinde gelişen direnişe en fazla DAEŞ zihniyeti saldırıda bulundu. Kadın köle pazarları kuruldu. Kadınlar katledildi, pazarlandı ve açıkçası kadına karşı bir soykırım girişiminde bulunuldu. Dolayısıyla bu gerici zihniyetin burada da benzer bir şekilde kadın katliamlarını, kadın öncülüğünde gelişen mücadeleyi yok etmek için benzer bir şekilde kadını hedef aldığını ifade etmek isteriz. Aslında bu coğrafyada bu tanıklıklarımız yeni değil. 90'larda da benzer bir şekilde kadına yönelik, kadın bedeni üzerinden toplumu biçimlendirmek, topluma mesaj vermek, toplumu köleleştirmek için ciddi anlamda kadınlara saldırılar oldu. Kadın katliamları gerçekleşti. Gözaltında tacizler, tecavüzler oldu. Yüzlerce kadın hala cezaevlerinde 20 yılın üzerindedir cezaevlerinde direniyorlar.
Dolayısıyla tüm bu yaklaşımlar, tüm bu baskı ve zulüm karşısında kadın mücadelesi geldiği nokta itibarıyla aslında bu zihniyeti mahkum etti. Artık kadın bedeni üzerinden toplumu biçimlendirmek, köleleştirmekten ziyade açıkçası bugün kadın öncülüğünde toplum özgürleşiyor. Toplum demokratik, eşit ve adil bir mücadelenin öncülüğünü yapıyor kadınlar. Dolayısıyla bu onların kabusu. Bundan da ciddi anlamda korkuyorlar. Bu kadar pervasızlaşmalarının bir nedeni de şunu ifade etmek isteriz ki aslında ceza almayacaklarından duydukları rahatlıktır. Yani bu ülkenin tarihinde de benzer olaylar çok yaşadık. Yani 100 yıla yakındır birçok siyasi cinayet işlendi, toplu katliamlar yapıldı. Hiç kimse yargılanmadı, hiç kimse hukuki anlamda hesap vermedi, cezalandırılmadı. Yani 90'larda 15 bine yakın faili meçhul yaşandı. Binlerce köy boşaltıldı. 90'ları bırakalım da yakın tarihimize bakalım. Daha birkaç yıl önce Roboski yaşandı. 4 yıl önce Roboski yaşandı. Ve kimse cezalandırılmadı. Kimse hukuk karşısında hesap vermedi. Dolayısıyla bugün de bu düşünce var. Zaten basına yansımıştı kimi demeçlerinde, belgelerinde hesap verilmeyeceğini, istedikleri gibi hukuk dışı davranılabileceğine dair ifadeler de yer almıştı o belgelerde ve basına da yansımıştı. Dolayısıyla bugünkü rahatlık ve pervasızlık da bundan kaynaklıdır. Ama biz ifade etmek isteriz ki bugün belki bunun hesabını vermeme konusunda bir rahatlık yaşayabilirler. Ama er ya da geç hukuk karşısına çıkıp bunun hesabını mutlaka vereceklerdir. Bu halkın vicdanında ve kadınların mücadelesinde mahkum olacaklardır. Sayın Taşdemir, süremiz çok daraldı ama ben şunu da mutlaka sormak istiyorum size. Seve Demir, sizin cezaevi arkadaşınızdı aynı zamanda. Nasıl bir insanı kaybetti Türkiye? Birazcık Seve Demir'i anlatmanızı isteyelim. Aslında tabii Seve'yi böyle bir olay üzerinde anlatmak gerçekten çok zor. Bizler açısından çok zor. Oldukça direngen bir kadındı. 67 gün açlık grevinde kalmıştı. Ve grup içerisinde en moralli, en coşkulu, en heyecanlı arkadaşımızdı. Yani o kadar mücadele, aşkı, o kadar yaşama bağlı bir kadındı ki aslında hiç ele avuca sığdıramadığımız bir arkadaşımızdı. İnanılmaz derecede heyecanlı, inanılmaz derecede coşkulu, yaşama bağlı ve bir o kadar da aslında direnişçi kişiliğiyle de bildiğimiz bir arkadaşımızdı. Uzun yıllardır aslında bu mücadelenin içerisinde, 20 yıldır özgürlük mücadelesinde, kadın mücadelesinde, Kürtlerin haklı ve demokratik talepleri için mücadele veren bir kadındı. Bunun için işte cezaevlerinde kaldı, halk da alanda kaldı, gözaltı durumları yaşadı. Ve en sonunda KCK operasyonunda 5 yıl birlikte Ahmet cezaevinde kaldık. Yani Seve'yi Fatma'yı da tanırdım. Fatma da kısa bir süre bizimle aynı cezaevinde kaldı. O arkadaşlar da anlatmak gerçekten zor. Yani kelimelerle ifade etmek bizim açımızdan bugün gerçekten zor. Biz çok teşekkür ederim efendim size. Vakit ayırdınız. Bu zor günde, acılı gününüzde konuğumuz oldunuz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.